Benim oğlum çok idealist, çok büyük hedefleri olan. Gerçekten hani her şeyi değiştirebileceğini düşünen bir çocuktu. Türkiye 2020 YKS Türkiye 47.si Sözel'de eşit ağırlıkta 96.sıydı. Koç Üniversitesi'ni tam burslu kazanmıştı. Sınavlardan bir hafta sonra açıklandıktan kazandığını duyduğumuzdan bir hafta sonra lösemi teşhisi konuldu. Akut lenfomblastik lösemi. Bir anda ortaya çıkan nedeni belirsiz bir lösemi çeşidi. Tercihlerimizi hastanede yaptık. Uludağ Üniversitesi'nde yaptık. Üniversite tercihlerimizi yapmak zorunda kaldık. Ve tedaviye başladık. Zorlu bir tedaviydi. Uzun süreçli bir tedaviydi. Sonunda maalesef kaybettik biz. Ben şöyle düşünmüştüm hep. 1,85 boyunda, atletik yapıda, sürekli spor yapan, basketbol oynayan bir çocuktan bahsediyoruz. Doktorlar dahil kesinlikle bu yani yenebileceğimiz %70 bir başarı oranımız vardır lösemiyi yenebileceğimiz. Ama hani onun fiziki yapısı ve azmi bize %100 bir umut veriyordu. Ben hep diyordum ki benim çocuğum yenemezse hiç kimse yenemez diye düşünmüştüm. Hiç yılmadı sonuna kadar. Savaştı. Ama maalesef gidemedi. 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 Dondurduk okulu. Tercihleri yaptıktan. Hemen sonra dondurduk okulu. Tek şeysi üniversite hayatı. Üniversiteye gitmeyi çok istiyordu. Okumayı çok istiyordu. Okumayı çok Biz seviyordu. hastalandıktan tedavi, kemoterapi falan alıp çıktıktan sonra bavullarımızı boşaltmadan öğretmenlerinin yanına koşan bir çocuktu. Ben test çözmeyi özledim diyen bir çocuktu yani. Canım sıkılıyor işte orada öğrenciler varsa yetişemediniz. Ben buradan internet üzerinden çünkü pandemi dolayısıyla dershaneler, okullar kapalıydı. Buradan ya iyi zamanlarımda yardımcı olabilirim diyen bir çocuktu yani. Kardeşlerden uyumlu çıkmadığında Dünya Bankası Türkiye'deki havuza ve Dünya Bankası'na bakılıyor dönör için. Bizim kardeşi %70 uyumlu çıktı. %70 uyumlu tabii son joker olarak bakıldı. Dünya havuzuna ve Türkiye'deki havuza bakıldı. Bizim uygun donör bulamadık. Sesimizi duyurmaya da çok çalıştık biz. Çok sağ olsunlar. Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi mezunuydu. Orada onların sayesinde birçok kitleye ve bizim kendi çevremizde köyümüzün derneği sayesinde birçok kitleye ulaşmaya çalıştık. Bursa'da çok da ses getirdi aslına bakarsanız. Yani hani bir günde 2000'e yakın dönör başvurusu alındı. Kızılay'da ve okulda Kızılay çadırları kuruldu. Uygun bir dönör bulamadık. Bazen insanlar beni aradıklarında işte oğluna uyumluysa uyarsa dönör olabilirim dediler. Bilinç olmuyor bazen. Bu konuda bilgilendirilme çok az. İnsanlar bilmiyor. Sadece dönörün işte kişiye özel. Ben her seferinde hani bize olmazsa başkasına olsun gözüyle baktık. İkimiz de oğlum da ben de bu savaşı öyle başlattık aslında. Bize olmazsa başka çocuklara, başka annelere, başka babalara umut olsun diye düşündük. Ama işte bu bazen insanların hani benden bir şeyler eksilir ya da işte çok ağrılı ve sancılı bir süreç geçireceklerini düşünüyorlar dönör olduklarında. Öyle değil. Benim 13 yaşındaki kızım dönör oldu. Yani bulunmadıktan sonra haploid nakil olarak yaptılar, başlanıldı. 13 yaşındaydı ve hiç korkmuyorum anne diyerek geldi hastaneye. 2 gün boyunca hücre toplandı ve kızıma hiçbir şey olmadı. İnsanlara diyeceğim şey 13 yaşındaki bir çocuğun dayandığı ve hiçbir acı çekmediğini söylediği şeye bilinçsiz ve duyarsız kalmamaları. Çünkü 3 yaşındaki, 4 yaşındaki ve 5 yaşında bunun gibi nice çocuklar gerçekten umut olsun diye dönör arayışına giriyorlar. Anne babalar çaresiz kalmasın, çocuklarını kaybetmesin istiyorum. Kan konusunda duyarlı olsunlar lütfen. Çünkü bazen günde 5 ünite, 4 ünite kan
alan hastalar oluyor. Anneler ve babalar hastalıkla uğraşırken bir de kan arayışı içerisine giriyorlar. Bu konuda da duyarlı olmalarını istiyorum. Yani kan ve donör olmak hayatınızdan hiçbir şey eksiltmeyecek. Size çok bir can kurtardık diye çok fazlasıyla da geri dönecek ve sizi mutlu edecek. Desteğini çekmeyen Ulubatlı Anadolu Lisesi'ne, Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki profesörlerimize, uzman doktorlarımıza ve hemşirelerimize, Koç Üniversitesi'ne ve LÖSEV'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Hep annesi şey yaptı, uğraştı. Yani 14 ay önce 24 saat beraberdiler. Hiç şey yapmadılar. Ben dışarıdan destek olmaya çalıştım. Yani Dışarıdan çalıştınız. Ne kadar destek olma. Annesinde 14 ay boyunca, yani 17 ay, 18'i de 14 aya sığdırdılar. Yaşamadıkları şeyleri 14 ay boyunca yaşadılar. Annesi okulda, şeyde, her şeyde annesi destek oldu. Annesi güç veriyordu. Annesi de ondan güç alıyordu. Evet. Annesi de ondan güç alıyordu. Akıl hocasıydı annesinin. Bizim akıl hocamızdı yani. Bize de, bana da şey yapardı. Derdim bizim akıl hocamızdı.